yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bayraklı'nın güzel insanları, güzel İzmir'imin güzel insanları, okuduğum, büyüdüğüm, yaşadığım güzel kentin güzel insanları, kıymetli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir'in Sanayi Ticaret Odası'nda, İzmir'in borsasında, EBSOS'unda bir büyük toplantıyla bir aradaydık. Buradan Bornova'daki büyük iftara geçeceğiz hep birlikte. Ama İrfan kardeşim dedi ki, başkanım Konak'tan Bornova'ya geçerken Bayraklı'da benim Bayraklı'ma, yoldaşlarıma merhaba demeden geçerseniz olmaz dedi. Buraya geldim. Ramazan'ın gereği birazdan iftar olacak. O yüzden sizi çok tutmak istemiyorum. Yağmur altında tutmak istemiyorum. Ama şu mesajı hep birlikte vermeliyiz. Birileri diyor ki, efendim Cumhuriyet Halk Partisi acaba İzmir'i çantada keklik mi sanıyor? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i dinlemiyor mu? Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, okuyoruz, anketler yaptırıyoruz, taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz. Geçmiş dönemlerde partimize hizmet eden tüm belediye başkanlarımız çok kıymetli. Ancak İzmir'in beklentisi, İzmir'in en önemli talebi büyük bir değişim, büyük bir dönüşümden yana. Bu değişim ve dönüşümün İzmir'de iki önemli aksı var. Bunlardan bir tanesi kadınlar. Bugüne kadar Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetin, kurtuluş mücadelesinin ilk kurşununun sıkıldığı ve düşmanın en nihayetinde denize döküldüğü bu kentte Atatürk bütün dünyadan, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden yıllar yıllar önce kadına seçme seçilme hakkı vermişken Cumhuriyet'in 100. yılında bir kadın devriminin zamanı gelmişti. Bugüne kadar partimizde toplam 6 kadın belediye başkanımız vardı. Bugün hepsi seçilecek yerden, İzmir'in en büyük 5 ilçesinden 3'ünde ve toplam 30 ilçeden 9'unda kadın adaylarımız var. Atatürk'ün kızlarını Atatürk'ün kentine emanet ediyorum. Ayrıca Atatürk Cumhuriyeti canı pahasına kurtardı ve kurdu. Memleketi canı pahasına kurtardı ve Cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyeti kurduktan sonra Cumhuriyeti emanet etti. Vallahi genel başkanlara emanet etmedi. Milletvekillerine de emanet etmedi. Askere genelkurmay başkanına da emanet etmedi. Kendisi ordu komutanıydı. Ordunun başkomutanına da emanet etmedi. Kime emanet etti? Gençlere emanet etti, gençlere. İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi listelerinin
en önemli kısımlarından bir tanesi, en önemli özelliği de gençlere duyduğu güven ve gençlere verdiği görevdir. 30 adayımız var. Bunların 12'si 40 yaş altında ve işte Bayraklı'da. 3 dönem önce gençlik kollarında genel sekreterlik görevi yapmış. 3 dönem gençlik kolları yöneticiliği yapmış. Son dönemde Bayraklı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevi yapmış. 5 yıldır belediyede deneyimli, örgütten gelen 39 yaşında İrfan'ımız var. İrfan Önal. Değerli İzmirliler, 12 tane 40 yaş altı belediye başkan adayımızı Atatürk'ün İzmir'ine, Cumhuriyet'in kentine, layık İzmir'e, çağdaş İzmir'e, güzel İzmir'e emanet ediyorum. İrfan Önal kardeşimizi de Bayraklı'nın güzel insanlarına, Bayraklı'daki her birinize ayrı ayrı emanet ediyorum. Bir yandan bu arkadaşlar 30 tane belediye başkanı ve bir takım kaptanı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay var. Onu da sizlere emanet ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında büyükşehir adaylarımız var. 30 tane daha büyükşehir adayımız var. İlçe belediye başkan adaylarımız var. Her birinden iyi yönetim bekliyoruz. Dürüst yönetim bekliyoruz. Ama bu iki başkanımızdan apayrı bir beklentim var. Bu Bayraklı 2020 yılında benim de 130 milletvekiliyle 10 gün boyunca burada kaldığım bir büyük deprem felaketi yaşadı. 117 canımızı kaybettik. Hep beraber bu enkazların başında gözyaşı döktük. Umutla bekledik. Şimdi bu iki arkadaşımızın temel görevi depremde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için tüm işlerin takipçisi olacaklar. Mağduriyetler ortadan kalksın diye hangi yetkilerini kullanmaları gerekiyorsa kullanacaklar. Bayraklı'nın kentsel dönüşümü için, dirençli bir kent haline gelmesi için, depremde bir daha aynı felaketi, gözyaşını yaşamamak için ikisine birden çok inanıyorum, çok güveniyorum. Bundan sonra şunu açık söyleyeyim. Her ikisinin kapısı elbette herkese açık. Ama Bayraklı'nın depremsellik sorunu, kentsel dönüşüm sorunu, depremzedenin mağduriyeti, depremde hayatını kaybetmişlerin çoluğu, çocuğu, eşi, kim varsa onların meselesi İrfan'a emanettir. Cemil Başkan'a emanettir, bana emanettir, bana. Özgür Özel olarak bana emanettir. Bir de son sözümü söyleyeyim. Büyük bir oyunun, büyük bir kumpasın içindeyiz. Birileri İzmir Büyükşehir'e aday olmuş, Türkiye'nin her yerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri var. İzmir'de
adayın yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi yok. Ampul asla yok. Bazen mikroskopla ara, bazen onu da koymuyorlar. İzmir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı gizleyerek, ampulü gizleyerek, AK Parti kimliğini gizleyerek propaganda yapıyorlar ve İzmirli'den oy istiyorlar. Kardeşim, sen İzmirli'den oy istiyorsun da, oy istiyorsun da, bak İrfan Önal'ın genel başkanı burada, logosu yakasında, Atatürk'ün ilkeleri, altı oku burada. İçimizdeyse dışımız o. Peki, peki. Şimdi buradan soruyorum. İzmir'in aday olunca saçını sakalını toplatan, bıyığını düzelten adayına soruyorum. Kardeşim, İrfan'ın genel başkanının ne dediği belli. İrfan genel başkanını saklamaz. Sen genel başkanını niye saklıyorsun? Atatürk'le İnönü'ye iki ay yaş diyen adamın genel başkanının resmini niye asmıyorsun İzmir'de? Senin genel başkanının elini öptüğü Fesli Deli Kadir, gün gelince Atatürk heykelleri devrilecek, yerlerde köpek leşi gibi sürülecek diyordu. Fesli Deli Kadir, keşke Yunan kazansaydı da bu İzmir Türkiye'de hiç olmasaydı diyordu. Bu adamlar şimdi gelmişler İzmir'de belediye başkanı olmak istiyorlar. Hadi canım sen de, hadi canım sen de. Bizim seçim şarkısını beğendiniz mi, seçim şarkısını? Çal bakayım, birazcık çalsın, durduracağım. Beğendiniz mi? Şimdi bu şarkının bir klibi var değil mi? Bu şarkının klibinde kes. Bu şarkının klibinde Cemil Başkan var. Bir gece yarısı, bir park, parkta ağaçlar, ayağaçların altında gencecik Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet'in kadınları var. Gitar çalıyorlar, kendi kendilerine oturuyorlar, doğru mu? Cemil Başkan onların teminatı. Eğer İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'sa, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'sa, 24 saat parkta, bahçede, denizin kenarında, evli olsun, bekar olsun, kadın olsun, erkek olsun, herkes arkadaşıyla oturur, sohbet eder, çekirdek çitler, yer, içer, eğlenir. Kimse kimseye karışamaz. Ama bunların yönettiği, uzun süredir yönettiği şehirlerde bunları yapamıyorsunuz. Yarın öbür gün. Beni dinle, beni. Bunlar bana tezahürat etmeden beni dinlemiyorlar. Eğer buradan bütün İzmir'i uyarıyorum. Eğer İzmir'de CHP'liler olmasaydı, İzmir bu kadar özgür bir kent olmasaydı, kadınları için özgür bir kent olmasaydı, gençleri için özgür bir kent olmasaydı, o rahatlığın yaşanması mümkün değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük yoktur. Belli bir saatten sonra zabıta gelir karışır, polis gelir karışır, o gelir karışır, bu gelir bıraşır. İzmir'i
kimseye karıştırtmayız, kimseye bulaştırtmayız. Şimdi İzmir'de bir yanda Cumhur İttifakı var ama bir yanda İzmir'deki sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Türk'ün, Kürd'ün, Laz'ın, Çerkez'in demokratlarının hepsinin birden bir arada olduğu daha güçlü bir ittifak var. İzmir'de İzmir İttifakı var, Türkiye'de Türkiye İttifakı var. Şimdi bu çok bağıranlar var ya, bunları birazcık çalıştıracağım. Çalıştırayım mı? Gel bakalım. Dinle, dinle, dinle. Türkiye İttifakı'na inanıyor musun? Renkleri ay yıldızlı al bayraktandır, biliyor musun? Bunlar bir rengi söyleyecek, buradaki gençler bir rengi söyleyecek. Kırmızı. En büyük, en büyük, en büyük, biz Türkiye İttifakı'yız. Doğduğumuz yere bakmadan, mezhebine bakmadan, etnik kökenine bakmadan, bu ülkeyi seven, milli takım gol atınca sevinen, filelin sultanları şampiyon olunca onlarla bir gözyaşı döken herkes Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı. Arkadaşlar, bir otobüs tutun, bunları bütün Türkiye'ye götüreceğim. Bunlar beni çok seviyor. Hiç yanımdan ayrılmasın bunlar, hep bana. Bunlar da İrfan'ı çok seviyor. İrfan Başkan'a da, Cemil Başkan'a da çok güveniyoruz. Bayraklı'nın güzel insanları, Bayraklı size emanettir. İrfan size emanettir. Cemil Tugay size emanettir. İzmir size emanettir. Cumhuriyet'in kalesi, Cumhuriyet'in sancak gemisi İzmir, İzmirlilere emanettir. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz ve işte İzmir, işte güzel İzmir'in belediye başkanları ve genel başkanımız Özgür Özel. Coşkuyla sallıyoruz bayrakları. 31 Mart'ta her şey çok daha güzel olacak. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Teşekkür ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyor Genel Başkanımız Özgür Özel. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor.